Sevgili arkadaşlar, çöğür sazımızı biraz önce yaptığımız gibi akort ettikten sonra biraz önce tahtada bahsettiğimiz re notası üzerine alıştırmalar yapacağız. Çok pratik bir şekilde bağlama üzerinde alt telin re olduğunu kabul etmemiz ve bu şekilde bundan sonra notaları seslendirmemiz mantıklıdır. Evrensel ölçülerde tabii ki alt telin yani bağlamamızdaki alttaki 3 ince telden oluşan alt tel grubunun evrensel ölçülerdeki re sesini verdiği konusu biraz şüphelidir. Çünkü daha çok bağlamamızın burguları bizim kendi keyfimize, hissiyatımıza göre ayarlanacağı için şu anda duyacağımız sesler herhangi bir batı enstrümanındaki re sesine eşit olmayabilir. Fakat halk müziğinde kullanılan çöğür sazı özellikle bu mantıkla kullanıldığı için alttaki boş, şu anda tınısını duyacağımız sesimiz portadaki biraz önce belirttiğimiz üstten ikinci çizgideki re notasını ifade edecek. Yani bundan sonra o re notasını gördüğümüzde hemen bağlamada paralel olarak elimiz en alttaki boş tele gidecek. Daha önceki çalışmalarımızda bilek çalışmalarımız sırasında bir dörtlük yani bir vuruşluk re notası, iki vuruşluk bir sekizlik re notası konusuna değinmiştik. Basit bir şekilde artık nota ile birlikte bağlamamızı pratik bir şekilde ilerletirsek en alttaki sesimizin re olduğunu da kabul ediyoruz demiştik. Genel olarak bütün telleri seslendireceğim. Fakat alttaki telimize daha baskın bir darbede bulunacağım. Çünkü özellikle portada belirtilen re notasını duymak istiyoruz. Şurada görüldüğü gibi sadece alt teli daha yüksek volümlü duymamız doğru bir seslendirme yapmamız açısından en mantıklısı olacaktır. Ben çok küçük bir şekilde bir dörtlük re'yi ve arkasından da iki tane bir sekizlik re'yi seslendireceğim. Bunları tahta üzerinde göstermiştik. Görüldüğü gibi bir dörtlük re elim aşağı indi ve boş çıktı. Bunlar basit bir şekilde icra edilecek. Görüldüğü üzere bir dörtlük re'yi seslendirdim arkasına hiç kesmeden. İki tane bir sekizlik re'yi. Yani tahta üzerindeki notaları okurken oluşturduğumuz hayali çizgileri burada da uyguluyor sayılırız. Tekrar örnekliyorum. Bir dörtlük re, arkasından iki tane bir sekizlik re. Özellikle üzerinde durmamız gereken konu, biraz önce söylediğimiz gibi en alttaki çöğür sazımız üzerinde re sesini ifade eden bu sesin daha baskın bir şekilde çıkması. İlk etapta bileğimiz bütün telleri birbirinden ayıramayacak durumda olduğu için bu yeteneği, bu kabiliyeti daha sonra kazanacağı için şu anda bununla çok fazla oyalanmayıp özellikle re teline ağırlık vererek re notasını seslendirebiliriz. Porta üzerindeki re notasını seslendirirken ağırlıklı olarak üzerinde durmamız gereken ikinci bir ayrıntı da bileğimizin hareketleri sırasında herhangi bir işaret porta üzerinde görmüyorsak herhangi bir duraksama olmayacağı. Yani bileğim hareketlerine başladığı zaman, sesleri seslendirmeye başladığı zaman herhangi bir durak, arada aksama vesaire gibi durumlarla karşılaşmamamız gerekiyor.